Arkadaşlar merhaba, bu haftaki konumuz kıyı tipleri ve kıyıların oluşum sürecini işleyeceğiz. Ek, boyuna kıyılar. Boyuna kıyılarda dağların denize paralel olduğu kıyılardır. Girinti çıkıntı bu kıyılarda azdır. Falez fazladır. Yani falezin anlamı denizin hemen kenarındaki diklik, uçurum anlamına da geliyor. Doğa liman sayısı boyuna kıyılarda azdır. Kıta sahanlığı dardır. Limanların insanlandığı dar ve bu kıyılar, boyuna kıyılar Akdeniz ve Karadeniz'de görülür. Şimdi burada arkadaşlar dağların denize paralel olduğu kıyılar, yani boyuna kıyılarda bizim ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz'de görülüyor. Boyuna kıyı olmasının sonucunda denizin nemi iç kesimlere kadar sokulamıyor. Mesela işte Akdeniz'deki Toros Dağları yükselsi çok fazla olmasından dolayı buradaki kıyıdaki o nem dağlara çarpıyor ve diğer taraflara geçmesini engelliyor. Dolayısıyla kıyı kesim ile iç kesim arasında arkadaşlar bir belirgin bir şekilde iklim farklılığının olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz ve Karadeniz'deki dağlar, özellikle Doğu Karadeniz çevresine baktığımızda işte Kaçkarları düşünelim ya da işte Akdeniz'deki Torosları düşünelim. Biz dağa baktığımızda dağın zirvesi dikkatimizi çeker. Çok böyle heybetlidir, yükselsi çok fazladır. Bunu gördüğümüz zaman bizim aklımızda dağların denize paralel olduğu kıyıları örnek olarak gösterebiliriz. Bunu lütfen unutmayalım. Ve en önemli özelliği dağların kıyıya paralel olduğu dönem bu şekilde arkadaşlar. Söylediğimizde denizin nemi kıyıda kalıyor, iç kesimlere ulaşmasını engelliyor. Bir diğeri karşılaştırarak anlatayım. Eğne kıyı tipi. Eğne kıyılarda da dağların denize bu sefer dik uzandığı kıyılarda görülüyor. Mesela bizim ülkemizde Ege kıyıları buna örnek olarak gösterebiliriz. Girinti çıkıntı, doğal liman, koy körfez ada sayısı buralarda fazladır. Zaten dikkatinizi çekerse arkadaşlar Ege bölgesinde biliyorsunuz girinti çıkıntı çok fazla var. En fazla girinti çıkıntı olan kıyılarımız zaten. Ada sayımız koy körfez bir hayli fazla ve bu dağların denize dik uzandığının göstergesidir. Denizin etkisi iç kısımlara kadar sokulur. Ne demek oluyor? Şimdi Akdeniz ve Karadeniz'in tersinde Ege'de bulunan mesela Kaz Dağları örnek verelim. Kaz Dağları'na baktığımızda bizim dağın zirvesi değil etekleri dikkatimizi çeker. Yani yükseltisi azdır. Dolayısıyla arkadaşlar Ege Denizi'nin nemi iç kesimlere kadar sokulabiliyor. Manisa'ya kadar mesela İzmir'in nemi Manisa'ya kadar gidebiliyor. Afyon'da mesela yükseltisi fazla olduğu için bir anda tak burada son buluyor. Şöyle söyleyebilirim. Ankara İzmir otobanında, karayolunda gittiğimizde, Manisa'ya uğradığımızda, normalde Manisa'da deniz yoktur. Ama bizler kuru havaya alışkın olduğumuz için Ankara'da mesela Manisa'ya girdiğimizde, uğradığımızda arkadaşlar sanki Manisa'da deniz varmış gibi bir hisse kokarız. Çünkü deniz kokusu vardır, yosun kokusu vardır. Nedir Manisa? Bunun temel sebebi Ege'nin arkadaşlar nemi iç kesimine Manisa'ya kadar geldiğini söyleyebiliriz. Bu da yine söylüyorum, dağların denize dik uzanmasının bir sonucudur. Lütfen unutmayalım. Gelelim dağ maçya kıyı tipine. Dağ maçya kıyı tipi de kıyıya paralel uzanan dağların çökmesiyle oluşur. Çöken dağların yüksek kısımları kıyıya paralel adaları ve yarım adaları oluşturur. Örnek verelim işte bizim ülkemizde Antalya'da Filipin kaşarasında dağ maçya kıyı tipi görülüyor. Ya da işte dünyada Adriya Denizi'nin doğu kıyılarında dağ maçya kıyı tipini arkadaşlar oluştuğunu görebiliriz. Dağ maçya kıyı tipi de bizim ülkemizde görülüyor. Bir diğer kıyı tipimiz önemlidir arkadaşlar. Rif kıyı tipi. Rif kıyı tipi de akarsu vadilerinin deniz sularının altında kalmasıyla oluşur. Deniz altında kalan vadiler ise koy ve körfezleri oluşturur. Bizim ülkemizde arkadaşlar İstanbul'da Çanakkale Boğazı, Muğla Menteşe kıyıları bu şekilde oluşmuştur. Ve dünyada da Güneybatı İrlanda kıyılarının oluştuğunun güzel bir örneğini söyleyebiliriz. Şimdi şunu unutmayalım. Rif kıyı tipi bizim için önemlidir.
gerek yazılımlarımızda, gerek soru bankalarımızda soru çözerken, denemelerimizde çözerken ya da TET sınavına girdiğimiz zaman arkadaşlar burada önemlidir. TYT'de de önemlidir. Mesela akarsu vadileri, deniz sularının altında kalma sonucu oluştuğunu lütfen unutmayalım. İstanbul Çanakkale Boğazları en önemli örnek olarak gösterilebilir. Gelelim bir diğer kıyı tipine arkadaşlar. Haliçli kıyı tipi. Şimdi Haliçli kıyı tipi denize bakan akarsuları bazılarının ağız kısmında huni biçiminde bir girinti arkadaşlar oluşuyor. Ve genellikle bu Haliçli kıyı tipi okyanus kıyılarında oluşuyor. Bizim karşımıza okyanus kıyılarından çıkıyor ve okyanus kıyılarında oluştuğu için tabii ki bununla bağlantılı olarak ne diyeceğiz? Gelgit olayının etkili olduğu yerlerde görülüyor. Gelgit olayı etkili okyanus kıyılarında oluşuyor. Denize bakan akarsu ağız kısmının genişlemesi sonucu oluşan orada bir girintidir. Bu arkadaşlar açık denizlerde ve okyanusun kıyısı olan yerlerde görüldüğü için bizim denizimizde ve bizim ülkemizde iç denize sahip olmasından dolayı Türkiye'de Haliçli kıyı tipi görülmüyor. O zaman nedeni şunu söyleyebiliriz. Haliçli kıyı tipinin görülmemesinin en önemli sebebi kesinlikle arkadaşlar özel konumu, özel durumudur. Neden? Çünkü biz okyanusa kıyımız yok. Biz açık denize kıyımız yok. Ya da diğer tabirle iç deniz olmasından dolayı Türkiye'de Haliçli kıyı tipi görülmez. Peki nerede görülüyor? Kuzeybatı Avrupa'da mesela Haliçli kıyı tipi görülür arkadaşlar. Gelelim bir diğer kıyı tipine. Vat kıyı tipi. Vat kıyı tipi de gelgitin etkili olduğu sular çekildiği zaman deniz diplerinin yüzeye çıktığı kıyı tipidir. Şimdi özellikle bakın şunu söylüyorum vat kıyı tipinde. Gelgitin etkili olduğu sular. O zaman bizim ülkemizde de arkadaşlar etkili değildir. Gelgitin etkili olduğu sularda görülüyor. Gelelim limanlı kıyı tipine. Limanlı kıyı tipi de arkadaşlar dalgalar bazı bölgelerde yine Haliçlerin ağız kısımlarında kıyı okları oluşturuyor. Ve bu kıyı okları ile oluşturduğu yerlerde korunaklı kıyılar görülüyor. Ukrayna'nın Odessa kıyılarında limanlı kıyı tipi görülüyor. Kalanklı kıyı tipi. Kalanklı kıyı tipi biz dış kuvvetleri işledik artık biliyoruz. Kalanklı kıyı tipi denildiği zaman bizim aklımıza karstik şekiller, kanyon vadiler gelecek. Kanyon şeklindeki karstik vadileri sular altında kalması sonucu dar ve derin koyların meydana geldiği kıyılardır. Örnek verelim Akdeniz kıyıları. Arkadaşlar zaten kalanklı kıyı eşittir kanyon, o da eşittir karstik. Ve bizim ülkemizde en fazla görüldüğü yer Akdeniz kıyıları olduğunu lütfen unutmayın. Gelelim fiyort kıyı tipine. Fiyort kıyı tipi de buzullar eridikten sonra buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşuyor. Bak bu sefer de buzul vadileri sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipidir. O zaman arkadaşlar bizim ülkemizde düşünün buzul vadisi yok. Çünkü biz kutuplara yakın değiliz. Biz orta kuşak ülkesiyiz. Dolayısıyla bizim ülkemizde matematik konumundan dolayı fiyortlu kıyı tipi kesinlikle görülmez. Çünkü tekrar ediyorum, bizim ülkemizde buzul vadisi yoktur. Nerede görülür? Norveç, İsveç. Daha çok kutup altı, kutuplara yakın yerlerde fiyort kıyı tipi görülür. O zaman şunu yazıyorum. Türkiye'de görülmemesinin temel sebebi matematik konumudur. Devam ediyorum. Skar kıyı tipi. Skar kıyı tipi de örtü buzulların oluşturduğu moral tepeleri ve hörgüç kayaların sular altında kalması sonucu oluşuyor. Bunlar da yine arkadaşlar aynı şekilde aynı mantıkla fiyortla kutuplar çevresinde görülüyor. Ve işte örnek veriyorum Kanada'nın kuzeyinde bunu rastlayabiliyoruz. Bizim ülkemizde yine skar kıyı tipi görülmez. Temel sebebi matematik konumdur arkadaşlar. Matematik konumundan dolayı bizim ülkemizde görülmez.
Devam ediyoruz. Canlıların yeryüzünü şekillendirme etkilerine bak. Bitki ve hayvanlar kayaçların aşınmasında katkıda bulunurlar. İnsanlar ise ihtiyaçları doğrultusunda doğaya müdahale ederler. Nasıl bir müdahalede bulunurlar? Örnek verelim. Yol, köprü, baraj, park, liman, havaalanı gibi yapılar inşa ederler arkadaşlar. Örnek veriyorum. En önemli örneklerden Japonya'daki Kobe Havalimanı ve Kobe Limanı. Bizim ülkemizde, Türkiye'de Ordu ve Giresun'daki bulunan havalimanı, Dubai'deki Palmi Adası. Arkadaşlar deniz doldurularak, denizin arazi kazanılarak bu yapılar inşa edilmiştir. Bunlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok önemli yapılar olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar etmek istiyorum. Japonya'daki Kobe Havalimanı ve Kobe Limanı. Türkiye'deki Ordu Giresun arkadaşlar deniz doldurularak çok güzel, muazzam bir yapı yapılıyor. Ve Dubai'deki palmiye şeklinde arkadaşlar tepeden bakıldığı zaman çok güzel dolgu zeminler üzerine deniz doldurularak inşa edilen alanlar arasındadır. Yani insanın doğaya müdahalesine örnek olarak bunları gösterebiliriz. Ya da işte İstanbul'da arkadaşlar Maltepe Sahil Parkı. Yine bu şekilde denizden dolgu zemin üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz. Gelelim Türkiye'deki dış kuvvetlere. Türkiye'deki dış kuvvetlerde Türkiye'den ilk başın arkadaşlar akarsuların oluşturduğu yer şekilleri. Bizim için akarsuların oluşturduğu yer şekilleri çok önemlidir. Çünkü ülkemizde akarsular en etkili dış kuvvet olarak karşımıza çıkıyor. Buraya bir yıldız atalım, önemlidir. Akarsu aşındırma şekilleri arkadaşlar, aşındırması da diyebiliriz. Yağışın arttığı dönemde, bunda da artma görülüyor. Yağışın azaldığı dönemde de yine aşındırma faaliyetlerinin azaldığını söyleyebiliriz. Gelelim aşındırma şekillerinden ilki vadidir. Kanyon vadi. Kanyon vadi dediğimiz zaman bizim aklımıza karstik arkadaşlar yapıda. Arazinin jeolojik özelliği, karstik yapıda olması gelecek. Karstik vadilerin bir taraçalanma şeklinde düşünün. Bu şekilde bizim karşımıza çıkıyordu vadilerde. Göksu, Köprülü, Ikara vadileri, Toroslar'da arkadaşlar bizim karşımıza çıkıyor. Gelelim Çentik Vadi. Çentik Vadi nasıl V şekilli dar, derin vadilerden oluşuyordu? Eğmen gibisinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bizim karşımıza Doğu Anadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgesinde arkadaşlar çıkıyor. Gelelim Boğaz Vadi. Boğaz Vadi'de biraz daha artık eğimin azaldığını görebiliyorduk. Bir hatırlatma yapmak istedim. Bizim ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz'de görüldüğünü söyleyebiliriz. Geniş tabanlı vadi ise artık böyle taban seviyesine kadar yaklaşmış, gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Eğim engebi azalmıştır. Burada da eğimin azaldığı batı bölgelerde görüldüğünü söyleyebiliriz. Şimdi aşındırma şekillerinin ilki vadilerdi. Birincisi vadi. İkincisi Menderes. Menderes karşımıza bükümler olaraksa geçiyordu. Neydi arkadaşlar? S şeklinde salınımlar yapıyordu ve bu akarsularda hatırlatma yapıyorum. Hem aşındırma hem biriktirme şekli olduğunu lütfen unutmayalım. Çarpak, çarpmaktan geliyor. Bakın şurası. Bir çizmek istiyorum, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şekilde salınımlar, büklümler halinde olduğunu söylemiştim. Burada şu kısımda aşındırma yapıyor. Buraya çarpak deniliyor. Ve şu kısmı da biriktirme. Buraya da yığınak deniliyor. Yani özetle çarpmaktan aklımıza gelsin aşındırmada. Çarpak, yığınak. Çarpak, yığınak olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ege bölgesindeki grabenlerle Menderes'in oluşunu unutmayalım. Küçük Menderes, Büyük Menderes de görülüyor. İsmini de zaten buradan alıyor. Gelelim. Kırgıbayır, Betlans, kötü arazi anlamına da geliyordu. Ve üzerinde yürünmesi güç olan kurak yarı kurak arazilerde sel suların
yarıntılar şeklinde arkadaşlar oluşturmuş olduğu bir şekilde bizim ülkemizde özellikle İç Anadolu bölgesinde çok sık rastlıyoruz. Nevşehir çevresinde görülüyor. Güney Anadolu bölgesinde görüldüğünü söyleyebiliriz. Gelelim şelale, dev kazanı. Bir şelale neydi? Yüksekten akan, şuraya hemen bir çizeyim. Şurası ana kaya olsun. Yüksekten düşen su kütlesi düştüğü yerde şurada bir oyuk, bir kazan oluşturuyordu. Buna arkadaşlar şelale ya da dev kazanı adı veriliyordu. Tekrar ediyorum. Ana kaya, ana kayanın üzerinde yüksekten düşen bir su kütlesi düştüğü yerde bir oyuk oluşturuyor. Oluşturduğu bu oya şelale ya da dev kazanı ismi veriliyordu. Bunu diğer mesela örnek olarak gösterebiliriz. Tortum, Muradiye, Manavgat, Düden şelalelerinde çok arkadaşlar güzel örneklerini olduğunu söyleyebiliriz. Gelin bir diğer aşındırma şeklimiz peri bacaları. Peri bacaları da tüfler etkiliydi, hatırlayın arkadaşlar. Volkanik arazilerde volkanik faaliyetler sonucu tüfleri oluşuyor. Bu tüfler arkadaşlar peri bacalarını meydana getiriyordu. Oluşumunda doğrudan etkiye sahip olan arkadaşlar sel ve silinti suları iken bu peri bacalarına şekli veren ise dolaylı olarak etkiye sahip olan rüzgarlardır. Dolayısıyla biz üç kelimeyi hatırlatıyoruz, unutmayalım lütfen. Bir, peri bacalarının oluşumundan tüf. İkincisi, sel silinti suları doğrudan oluşumunda bir etkiye sahipti. Üçüncüsü de rüzgarlar, o aşındırıcı gücü etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bizim ülkemizde çok fazla yerde peri bacası var. Yok değil ama en tanınmış, en bilinmiş, turizm anlamında en gelişmiş olan yer arkadaşlar Ürgüp Göreme'yi söyleyebiliriz. Mesela ben Afyon'da da gördüm. Otobanda giderken Afyon'da da peri bacaları oluşumuna rastlamıştım. Ama tekrar ediyorum. Bilindik, turizm anlamında gelişmiş en güzel örneği, en güzel yapısı kesinlikle Ihlara Vadisi'ndeki Ürgüp Göreme olduğunu unutmayalım. Peri bacası bildiğimiz zaman da lütfen bizim aklımıza tüf gelmiş olsun. Şimdi aşındırma şekilleri bizim ülkemizde görülenler özetle bunlardı. Bir de biriktirme şekilleri var. Biriktirme şekillerinden ilki deltalar. Delta neydi? Akarsuyun denize döküldüğü yerde materyallerini üçgen şeklinde orada oluşturduğu düzlüğe arkadaşlar delta denir. Çok verimli tarım arazilerini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani deltalar eşittir verimli tarım arazileridir. Bizim ülkemizde çok fazla sayıda vardır. Çukurova, Silifke, Bafra, Çarşamba bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar ediyorum, delta ovaları en verimli tarım ovaları arasında yer alıyor. Lütfen arkadaşlar bunu unutmayalım. Bir diğer biriktirme şeklimiz Irmak. Diğer ismiyle Kum Adası adını da alıyor. Irmak Adası neydi? Akarsuların artık miktarının azaldığı yerde, eğimlerin, engebenin, aşınının azaldığı yerlerde bu ırmakların ya da işte akarsuların belirli yerlerinde küçük küçük kum adacıkları görülüyordu. Bu kesinlikle geçicidir. Orada akım arttığı zaman su alır götürür. Ama eğer bir yerde kum adası oluşmuşsa kesinlikle biz orada biriktirme yaptığını bileceğiz. Akarsuyla akımının azaldığını bileceğiz. Bunları arkadaşlar lütfen unutmayalım. Marmara ve Ege bölgesindeki akarsularda ırmak ya da kum adası görüldüğünü söyleyebiliriz. Bir diğer biriktirme şeklimizin arkadaşlar dağ eti yuvası, dağ içi yuvası ve birikinti konusu bizim karşımıza çıkıyor. Dağlık olan eğimin azaldığı yerlerde alevyanların birikmesi sonucu oluşur. Mesela dağ eti yuvası. Arkadaşlar dağın artık etek kısımları düzleşmiştir. O etek kısımların düzleştiği yere adı üzerinde dağ eti yuvası denir. Dağ içi yuvası da dağların iç kısımlarında daha çok ovalık yerler, yani daha çok düzlük yerler oluşuyor. Buna dağ içi ovası denir. Şimdi gelelim bizim ülkemizde açık ve kapalı havzalar. Açık ve kapalı havzalar ne demektir? Şimdi herhangi x bir akarsu suyunu deniz
havzaları, suları kesinlikle tatlıdır. Ama bir de diğer taraftan düşünelim. Yine X bir akar sularını denize ulaştıramıyorsa buna da kapalı havza denir. Kapalı havzanın suları da ya tuzlu, ya sodalı, ya acıdır. Mutlaka arkadaşlar bu özelliklerden birini gösterir. Yani tatlı bir özelliği yoktur diyebiliriz. Bizim ülkemizdeki hocama bakalım kapalı havzalar. Banyo'nun kapalı havzası. Mesela Banyo'nun suları sodalıdır arkadaşlar. Orada tek bir canlı türü yetişir, inci kefali. İkincisi, biz de içindeyiz yakınız. Tuz Gölü kapalı havzası. İç Anadolu bölgesinde bunu biliyoruz. Tuzdur suları. Aras Kura kapalı havzası. Şimdi arkadaşlar aslında Aras Kura göl olan Hazar Denizi'ne dökülüyor. Ama göle döküldüğü için bu kapalı havza kabul ediliyor. Ve göller yöresi arkadaşlar kapalı havzası. Bizim ülkemizde 4 tane kapalı havzamız vardır arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. Gelelim açık havzalara. Şimdi açık havzalarda ne demiştim? Suların denize ulaştırıyorsa bu açıktır. Bakalım ilki Basra Körfezi kapalı havzası. Bir Güneydoğu Anadolu bölgemizde etkili. Fırat ve Dicle Basra Körfezi'ne dökülür. Bunu söyleyebiliriz. Karadeniz havzası. Kızılırmak, Yeşilırmak, Çorum, Sakarya, Bartın ve Filyos. Bunlar da Karadeniz'e dökülür. Bu akarsuların da Karadeniz'e döküldüğünü arkadaşlar söyleyebiliriz. Akdeniz havzasında ise Manavgat, Göksu, Seyhan ve Ceyhan akarsuları Akdeniz'e dökülüyor. Marmara Denizi havzasına tek dökülen akarsular. O da arkadaşlar Susurluk olduğunu lütfen unutmayalım. Ege Denizi havzasında ise Meriç, Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes'te sularını Ege'ye döker. Bunların hepsinin kesinlikle arkadaşlar suları tatlıdır. Açık havza olmalarından dolayı.